Bu durumda sanatçının Instagram hesabını yine hashtaglerle açtınız. Patron, bunu görmen lazım. Bir yürek lazım. Bak şu halimle. Aynı sözler, aynı gözler. Bir ışık yak, bir yol göster. Bize değişik bir lazım. Beğenmedin mi patron? Kız olay resmen. Gerçekten beğenmedin. Durdurma müziği, devam et. Bu kızda acayip bir ışık var. Yes. Son 10 yılda ben böyle bir yıldız görmedim. Bu kızı hemen bulmamız lazım. Bana ne yap et, bul bu kızı bana. İnşallah bulabiliriz. Sosyal medyada aratma hesabı var mı diye bulamadım. Son çare videonun altına yorum bırakacağım. Şimdilik tek yol bu. Ama siz hiç merak etmeyin. Bence hemen cevap verecektir. Belli ki yutmaya çalışıyor bu kız. Baksanıza, tonla şarkı yüklemiş. Öyle yap bakayım bir kez daha şunu. Peki, tamam. Nasıl bulacak? Kameralardan plakayı bulmuştur. Plaka nereye kayıtlı? Buraya kayıtlı. Eliyle koymuş gibi buldu tabii. Zaten sen merak etme, yakında kapıya dayanır o. O planlar yapıyordur şimdi, ne kadar parasızdırsa falan diye. Tabii. Öyle kapıya arabayı dayayıp Suzi'yi alıp buraya getirmekle bitmiyor bu işler. Öyle olmuyor. Aa, çocuk daha ne yapsın? Elinden geleni yaptı işte. Ne? Şş. Sen kıskandın mı Murat'ı? Ya ben ne kıskanacağım onu ya. Allah zaten onu çarpmış, bu hale edamet oluyor herif. Maşallah her köşe başında bir cadı. Eve bak. Güzel. Haberler şahane. Tövbe. Hah Fuat, gel gel, çok özledim seni, gel. Ya, bak şimdi senin videonun altında yapımcının bir tanesi yorum yazmış. Videonu acayip beğenmişler, hemen tanışmak istiyorlar acil. Hadi ara bence bunları. Bak ben sana ne dedim, tek soyun oyunu bu, tamam mı, sakın. Bir dakika ya, önce bir mail atarsın anlarsın. Yok mu mail adresin? Ya birader sen bizim işlerimize niye burnunu sokuyorsun oğlum? Ne oluyor sana ya, neden? Abi sen bu kızın yoluna niye taş koyuyorsun? Allah Allah. Ha niye? Ha tabii ileride ünlü olacak, senin yüzüne bakmayacak ondan. Var ya bak, ben senin o dilini kopartırım, tamam mı? Sen bizim işlerimizden, bizim zaten canımı sıktın. Sen sinirler. Saçmalama. Allah Allah. Sakin ol. Tamam Asit. Abi sen bu kızın yoluna niye taş koyuyorsun? Allah Allah. Ha niye? Ha tabii ileride ünlü olacak, senin yüzüne bakmayacak ondan. Şuna bak, her dakika artıyor tıklanma sayısı ya. Neredeyse 200 bin olacak. Lan acaba ben mi taş koyuyorum Gülizar'ın kaderine? Dediği gibi meşhur olunca beni unutup yürümesinden mi korkuyorum ya? Diyelim ki oldu. Beni unuttu yani, Gülizar yoluna gitti. Yok canım. Gülizar öyle bir ihanet etmez bana ya. Ama diyelim ki etti fetta. Hayır olsun tabii, ne diyeyim. O meşhur olsun, hayallerine kavuşsun tek başına. Ama o güne kadar Gülizar'ı koruyup kollamak senin boynunun borcudur fetta. Bak bunu bilesin ha. Balkon.